Burada biz gençler diyoruz. Geleceğimizin teminatı gençler. Yani burada bir ilahi bir nizam var, sosyolojik bir nizam var. Geleniyor, öğreniliyor, çalışılıyor ve gidiliyor. Tekrar yerlerimizi birine veriyoruz. Şimdi geleceğimiz, bütün varlığımız, bütün bağımsızlığımız, bütün özgürlüğümüz, milli manevi tüm değerlerimizi teslim edeceğimiz kitle gençlerimiz. Gençlerimizin de bize bu konuda gerekli efendim vazifeyi ifade edebilmeleri için en önemli şey eğitim ve öğretim. Fakat eğitim öğretim dediğimiz zaman, şimdi TRCT'ne satmayalım burada sizlere. Fakat eğitim öğretimin bilgi bölümünden ziyade en önemli bölümü eğitim bölümü. Eğitimle de kastımız bilginin kullanma şekli, kullanabilme, milli ve manevi değerlere sahip, gerçekten kişilikli ve kimlikli insanlardan oluşan kitlelerin bilgiyi nasıl kullanacağı konusundaki hakimiyeti. Bu bakımdan burada gençlerimize, sizlere ne kadar yatırım yapsak azdır, sizlere ne kadar konusuna ilgilensek azdır. Dolayısıyla bizim buradaki ana konumuzun gençlik olduğunu, gençler olduğunu, ana davanın gençliğin eğitimi olduğunu, gençliğin yetiştirilmesi olduğunu, gençliğin toplumuna sahip çıkması, insanlığa sahip çıkması, geleceğe sahip çıkması olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. 12. asıra kimi Azerbaycan'la o bir tek millet, iki devlet değildi ki. Tek devlet olup Selçuklu devleti. Ondan sonra kardeşlerin bir kısmında gelip Osmanlı gruplar, biz yerimizde kalmışız. Yani bizim farkımız yok birbirimizden. Bugün de son 20 sene, 30 sene neyi gösterdi? Onu gösterdi ki Ulu Önder Haydar Aliyev'in, Türkiye'ni yöneten kişilerin, bugünleri Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in bu uzak gören siyaseti, bunların hepsini iyi anlaması ve yıl yıl adım adım insanlara eğitim verdiğimiz çocuklarımıza bunu anlatmak neticesinde bugün biz son 250-300 senede ilk defa toprağımızı azat etmiş bir devlet olduk. Yani bugünler güçlü Türkiye olmasaydı biz bunu yapabilirdik mi? Erciyes Üniversitesi olarak biz her zaman yapılan faaliyet çalışmalarda gerçekten paydaşlarımızı da hiçbir zaman yurt içinde olsun, yurt dışında olsun göz ardı etmiyoruz. Ben burada özellikle Azerbaycan Diller Üniversitesi'nin de böyle bir sempozyumda birlikteliklerimizden dolayı ve yapılmış olan iş birliklerine de güzel örnekler olması nedeniyle çok değerli katkı olduğunu düşünüyorum. Tabii coğrafyamızın bulunduğu şartlara baktığımız zaman çok kolay bir coğrafya olmadığını her konuşmamızda ifade ediyoruz. Ancak üniversite olarak bizim misyonumuz çok çalışmak, çok araştırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde her zaman ön planda olmaktır. Kadim coğrafyamızda İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı şiddetle kınıyorum. Bölgemizde yaşanan acılar ve haksızlıklar bizlere her defasında güçlü Türkiye'nin sadece bizim için değil, dünya barışı ve adalet için ne derece gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bir millet iki devlet şiarıyla tanımlanan, kardeşlik, dayanışma ve işbirliği temelinde gelişen, bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın teminatı olan bir modeldir. Malum olduğu üzere 1988 yılında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Karabağ Ermenistan tarafından işgal edilmiş, Azerbaycan halkı ise ne yazık ki soykırım ve zulme uğratılmıştır. Yaklaşık 30 yıl süren işgal ve zulüm karşısında Ermenistan'ın kurucusu, kuzey komşumuz ve sözde demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk savunucusu batılı devletlerin sergilediği sessizliğin aksine Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını her platformda savunmuş, uluslararası toplumu işgale son verilmesi için harekete geçirmeye çalışmıştır.